Sevgili koçlar ve yükselen koçlar. Sevgili koçlar, Kiron'la Kuzey Aydın'ın kavuşumu var diyerek biraz önce cümlemi bitirdim. Aynı yerden başlayacağım size. E, bu etkiyi biz 18 Şubat sonrasında daha büyük şekilde konuşacağız. Ama bugünlerde etkisi başladı. 8 Mart'a kadar devam edecek. Hayatınızın koşullarını iyileştirmeniz için kadersel anlamda güzel ve olumlu fırsatlar karşınıza çıkacak diye gösteriyor gökyüzü. E, risk alın, cesur davranın, yönü belirleyin, kahramanlaşın. Ne gerekiyorsa yapın, koşullarınızı koşullarınızı iyileştirmeye bakın, ilişkilerinizi iyileştirmeye bakın diyor gökyüzü. Bir diğer taraftan da aslında bu haftanın özelinde Güneş Kova burcunda hedeflerinize daha fazla odaklanacaksınız. Sosyal çevrenizden destek almak isteyeceksiniz. Tanıdığınız güçlü kişilerden destek ve kaynak almak isteyebilirsiniz. Arkadaşlıklar önemli olacak. Sosyalleşmek önemli olacak. Bir diğer taraftan Merkür, Venüs, Mars hepsi beraber Oğlak Burcu'nda işim gücümde aklım diyorsunuz. Param, pulum, işimi daha daha iyi hale getirmek, koşullarımı iyileştirmek, finansal anlamda ilerlemek, buradaki hedeflerim, yöneticilerle olan konuşmalar, itibarım, görünürlüğüm bunlarla daha fazla ilgileneceksiniz. Ciddi ve anlamlı kararlar konuşulacak. Ee, ilişkiler bazında aşktı meşkti seviyorum sevmiyorum değil meselesi biz beraber bir duruş sergileyebiliyor muyuz? İlişki nezdinde toplumun içinde güçlü müyüz? İkimiz bir ilişki yönetebiliyor muyuz? Ailelerle beraber bu süreci yürütebiliyor muyuz? Birazcık daha işin toplumsal boyutuna bakmaya başlayacağız ilişki bazında baktığımızda da. Yani paramıza bakıyoruz, kariyerimize bakıyoruz. Ekstra bir fırsat olmayabilir. Olanları devam ettirdiğimiz bir hafta olabilir. Ama koşulları iyileştirmek için imkanlarımız olacak sevgili koç burçları hayat size diyor ki elini at ne gerekiyorsa yap çünkü sen bunu başarabilirsin ve hatta şu anda sadece sen bunu başarabilirsin diyor sevgili koçlar Sevgili boğalar ve yükselen boğalar, sevgili boğa burçları. Bu hafta gökyüzünde bir tarafta toprak enerjisi çok yüksek. Oğlak burcundaki enerjimiz çok yüksek. Bu size iyi gelecek. Gelecek hayalleriniz, planlarınız, hedefleriniz, beraber ilerlemek, bazıları için ticaret, bazıları için eğitim, bazıları için seyahat gündemleri daha fazla ön plana çıkıyor. Güneş de Kova burcunda 10. evinizde. Kariyer anlamında kendinizi iyi ve güçlü bir şekilde ispat etmek ve görünür olmak istiyorsunuz. Biraz o güneş Pluto kavuşumlarından dolayı bazı şeyleri değiştirmek dönüştürmek isteyebilirsiniz. Ee, aslında hani belki son bir buçuk iki yıldır sizi sıkan, boğan ne varsa ve değiştirmeye çalıştığınız ne varsa artık bunları yavaş yavaş iyice yapmaya, buna uygun hedefler, planlar oluşturmaya başlayabilirsiniz. Daha rutinde giden bir hafta olacak. Ee, o yüzden çok büyük bir radikal bir gelişme, bir kriz, bir şey beklemiyorum ben bu haftanın özelinde. Ama e, yavaş yavaş artık Güneş ve Kiron ikilisi, çok pardon Kiron ve Kuzey düğümü ikilisi 12. ev evinizde Koç burcunda bu, e, buluşmaya başlıyor. Mart'a kadar 8 Mart'a kadar bu devam edecek. O yüzden aslında ister istemez biraz daha şey bekliyorum ben hani e, ruhsal anlamda iyileşme teması bekliyorum size 12. evinizde olduğu için iç dünyanızı bilinçaltınızı kalbinizi ruhunuzu iyileştirecek konular koşullar ve durumlarla karşılaşacaksınız Bu da size iyi gelecek belki sağlıkla ilgili tansiyon kalp e, Ondan sonra baş bölgesi ile ilgili yaralanmalar aile içinde varsa e, tekrardan gündeme gelebilir konuşulabilir gibi de duruyor Bu anlamda da birazcık daha böyle e, sağlıksal şeyleri çok e, nasıl diyeyim e, bir şey çıkıyorsa kontrollerinizi aksatmayın yani hani bunun peşinden gidin diyor gökyüzü İlişkilerle ilgili özel ve Radikal bir durum yok bu hafta özelinde sevgili boğa burçları sevgili ikizler ve yükselen ikizler burçları. Bu hafta çok bir olayımız yok. Daha sakin, daha istikrarlı, daha güvenilir bir hafta bizi bekliyor. Güneş ve Plüto ikilisi. Plüto zaten 2044'e kadar ama artık güneşimiz de Kova burcunda 9. evinizde biraz daha fazla hayallerinize odaklanmaya başlayacaksınız. Şöyle başınızı krizlerden çıkartıyorsunuz, kaygılı süreçlerden çıkartıyorsunuz ve böyle ben neler yapabilirim? Gelecekle ilgili ne istiyorum? Seyahatler, yurt dışı, yabancılar, ticari koşullar, hukuki meseleler, akademik anlamda almak istediğiniz eğitimler biraz daha fazla o hayallerinize, yapmak istediklerinize, heveslerinize odaklanmaya başlıyorsunuz. Öte yandan halen daha işte Merkürümüz, Mars'ımız, Venüsümüz 8. evde aile içinde ortak finansal mevzular gündemde olmaya devam edecektir. Para konuları, kriz yönetimi, e, bütçe dengesi, vergiler, ödemeler, borçlar e, e, yani finansal mevzular daha fazla gündeminizde olacaktır. O yüzden birazcık sorumluluk gerektiren, sıkıcı, kriz yönetim gerektiren durumlar ve konuşmalar Hafta içinde söz konusu olabilir maalesef ki ama yine de hani bir tık daha umut dolu ve hevesli ve heyecanlı olacaksınız. İlişkiler bazında bu haftanın özelinde zorlayan yıpratan bir durum yok ama partnerinizin finansal koşulları veya buradaki kaygıları ister istemez ilişkiye yansıyabilir. Beraber bir ortak çözüm bulmak daha tatlı ve keyifli olacak gibi görünüyor bu sürecin içinde. E, bu hafta artık yavaş yavaş Kiron ve Kuzey Yarımkürenin kavuşumu enerjisi başlıyor. 8 Mart'a kadar yaklaşık olarak devam edecek. Özellikle Şubat ortası itibariyle daha çok konuşacağız bunu sizin için hedeflerinizde yenilenme ve güncellenme ve sosyal çevrenizde size hayatınızı iyileştirecek koşullar sunabilen, imkanlar sunabilen kadersel tanışmalar diye anlatıyor gökyüzü. Kuzey Ay düğümü 11. evinizde sosyal çevrenizden fırsatlar yakalayacağınız anlamına gelir. Yeni hedefler belirleyeceğiniz ve bakış açınızın değişeceği anlamına gelir. Kiron'da yaralar ve iyileşme temasıdır. O yüzden sizi yaralayan koşulların iyileşmesi, sizi toparlayacak kişilerle tanışmak belki bir guru olabilecek ya da size böyle vizyon katacak bir liderle bir kişiyle tanışma ihtimalinizi veriyor bütün bu süreçler. O yüzden tanışıklıklar, gruplar, arkadaşlıklardan faydalanmaya özen gösterin sevgili ikizler burçları. Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler, sevgili yengeçler bu hafta özelinde sizin için ilişkiler halen daha gündemde. Merkürümüz, Venüsümüz ve Mars'ımız bütün göstergelerin hepsi 7. evinizde, karşı tanenizde. Yani biz ilişkinin içindeki denge, uyum, beraber hareket hareket etme ortak planlar yaratabilme biraz daha fazla buralara odaklanıyorsunuz beraber hareket edebiliyor muyuz karşı tarafın hayatındaki e, ihtiyaçları neler kariyer planlaması sıkıntıları var mı ne oluyor ne bitiyor buradaki temalarla daha fazla iç içesiniz e, bu Aynı zamanda şöyle olabilir. Bir ilişkiniz yoksa ilişki istiyor muyum? Kiminle nasıl bir şey istiyorum? Buralara kafayı orayabilirsiniz. Geçmişten gelen bazı mevzuların iyice kapandığını, bittiğini görebilirsiniz. Ee, belki denge oturtmaya çalıştığınız bir ilişkide oturup daha mantıklı ve akılcı konuşmalar yapabilirsiniz. Yani mantık çerçevesinde ama ilişki üzerinde çok fazla konuşma var bu sürecin içinde. Güneşimiz 8. evinizde. Ee, bu da ister istemez birazcık daha finansal konulara kafayı oracağınızı, sağlıkla ilgili mevzuları çözümlemeye çalış çalışacağınızı, belki ruhsal anlamda bazı krizleri çözmek, kendi iç dünyanıza dönüp bazı şeyleri toparlamak isteyeceğiniz anlamına geliyor. Ortaklaşa hareket etmek, iç dünyamız, finansal mevzular birazcık daha gündemde bu hafta itibariyle. Birkaç hafta içinde olaylar, gündemler değişecek, bu sıkıcı enerjiler de geçecek sevgili yengeç burçları. O yüzden hiç endişe etmeyin. Bu hafta itibariyle artık başlayan yavaş yavaş Şubat ayında etkisini daha çok hissedeceğimiz bir geçiş var. Kuzey Aydın'ı ve Kiron birlikteliği sizin için toplum toplumdaki yeriniz ve kariyeriniz alanında işlerinizi iyileştirmek, kariyer koşullarınızı güçlendirmek, daha iyi bir atılımda bulunmak, daha güçlü, daha iyi kariyer elde etmek açısından aslında çeşitli fırsatlarınız olacak. Kiron bir e, şifacı hoca gibidir. Yani bir e, eğitmen, bir guru, daha bilgili biri, bize vizyon açabilecek biri gibidir. O yüzden kapınızı açacak, vizyonunuzu açacak kişiler çıkacak karşınıza. Kadersel tanışmalar, kadersel fırsatlar olacak. Lütfen bunlardan faydalanın. Bu sürecin içinde sevgili yengeç burçları a e, aileniz ve eşiniz ve aileniz arasındaki ilişkilerde denge bozuksa eğer, ayarlar biraz kaçtıysa eğer buralarda toparlama imkanı olacak gibi duruyor sevgili yengeçler.